Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere niş bir parfümden bahsedeceğim. Mancera'nın Sorel de Italia isimli parfümü. Son yıllarda en çok konuşulan Mancera parfümü. Parfümün isminden de anlaşıldığı gibi Sorel de Italia, İtalyan güneşi demek. İtalya ve Akdeniz temalı bir parfüm. İçinde bolca narenciler, Akdeniz'de yetişen çiçekler ve akvatik notalarla oluşan çok harika bir parfüm. Parfümün açılışı beklendiği gibi tam bir narenciye, turunçgil patlamasıyla başlıyor arkadaşlar. Özellikle bergamot, portakal notaları çok doğal, çok kaliteli verilmiş. Hatta diyebilirim ki Mancera ve Montalya'nın şimdiye kadar çıkardığı en doğal narenciye parfümü arkadaşlar. Kalite hissiyatı en yüksek narenciye parfümü. Mancera'nın şimdiye kadar denediğim bütün ferah parfümlerinde o bergamot ve turunçgil notaları çok sentetik verilmişti. Hatta hani bazı designer parfümlerin bile çok daha altında bir kalitede verilmiş ama bu parfümde çok şaşırtıcı bir şekilde çok doğal verilmiş arkadaşlar. Parfümün açılışındaki turunçgiller çok lezzetli. Özellikle portakal notasını çok gerçekçi vermişler. Çok fazla asitli bergamot ve limon notası yok. Daha çok portakal ağırlıklı bir açılış var ama parfümün orta notalarına gidince biraz daha hafif akvatik notalar da ekleniyor parfüme. Ve açıklanan notalarda gül ve patchouli var. Evet, patchouli parfümde bolca hissediliyor. Patchouli notası parfüme tatlı bir hava veriyor. Parfümün tabii kalıcılığını da arttıran bir nota patchouli. Ama gül notasından ziyade bütün bu notaların birleşimi sanki portakal ve portakal çiçeği olarak algılıyorsun. Yani gül fazla algılanmıyor. Sanki portakal çiçeği gibi algılanıyor. Neroli gibi algılanıyor o gül notası. Bilmiyorum niye o parfümde o portakal çiçeği ve portakal aroması. Parfümün sonlarına kadar parfüm bırakmıyor arkadaşlar. Parfümün sonlarına geldiğimiz zaman çok kaliteli, temiz bir vetiver, sedir ağacı, biraz gri amberden bahsetmişler. Gri amber burada Creed firmasının kullandığı gri ambere benziyor. Hafif böyle tatlı, tuzlu bir aroma veriyor parfüme. Ama parfümün genel olarak teması portakal ve portakal çiçeği üzerine. Hafif de pudralı bir hava var. Miskten ve gülden gelen sanırım. O hafif pudralı hava, tatlılık, o patchouli'den gelen çikolatamsı tatlılık ve portakal ve portakal aroması parfümü çok lezzetli bir hale getirmiş. Genel beğenisi çok yüksek. Parfümün performansına gelsek arkadaşlar, diğer Mancera ve Montalya parfümleri gibi zaten parfümü teninize sıktığınız zaman o verdiği yağlı histen parfümün kalıcı olacağını anlıyorsunuz. Yayılımına gelsek, bir narenciye temalı parfüm için yayılımı iyi arkadaşlar. Ortalamanın biraz üzerinde bir yayılımı var ilk başlarda. Sonra da normale geliyor parfüm oturdukça. Ama yazlık bir parfümden de çok fazla bir yayılım beklememek gerekiyor. Dediğim gibi kalıcılığı çok iyi. Özellikle tende ilk sıktığınız zaman anlıyorsunuz böyle parlak yağlı bir his bırakıyor. Yani diğer Mancera parfümleri gibi. Çok fazla içinde performans arttırıcı sentetik kullanmadıkları belli oluyor. Çünkü doğallık hissi çok yüksek. Videonun başında da belirttiğim gibi Mancera firmasının şimdiye kadar çıkardığı kalite hissiyatı en yüksek, en doğal narenciye parfümü. Genel beğenisi çok yüksek arkadaşlar. Bir şeyden daha bahsedeyim. Mancera'nın şişelerinde bir değişiklik yapmışlar. Eskiden çevirmeli kapak vardı ve bu çevirmeli kapak sıkıştığı zaman sprey ile birlikte çıkıyordu ve bu kapak dizaynı biraz başa belaydı. Şimdi onu da halletmişler. Onun yerine manyetik kapak koymuşlar. Gördüğünüz gibi çok kaliteli bir manyetik kapak kullanmışlar. Yine aynı şekilde metal kapak tam yerine oturuyor. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Daha kullanışlı yapmışlar şişeleri. Dediğim gibi sunum yine şişesi şu şekilde arkadaşlar. Klasik Mancera sunumu, biraz kapağın üzerinde yeni logo koymuşlar. Yani hem sunumu hem parfümün kalitesi özellikle uygun fiyata bulunduğu zaman bu parfüm tadından yenmez arkadaşlar. Günlük kullanıma uygun, genel beğenisi çok yüksek ve bildiğimiz üzere Mancera parfümlerinde performans dendiği zaman akan sular durur. Hem performans olarak hem koku güzelliği, doğallık olarak çok üst düzey kullanmışlar. Özellikle uygun fiyata bulunduğu zaman kesinlikle kaçınılmayacak bir parfüm. Hani yazlık, özellikle çok sıcak günlerde etrafınızda bir Akdeniz esintisi oluşturmak istiyorsanız mutlaka denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Mancera Sorel de Italia'ydı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.